Tolgaözbek.com'dan herkese merhaba. Bugün hüzünlü bir haberle sizin karşınızdayız. Boeing, efsanevi yolcu uçağı 747'nin sonuncusunun 2022 yılında Everett'teki imalat hattından çıkacağını açıkladı. Ve tam 50 yılı aşkın süredir üretimde bulunan 747 artık havacılık tarihine veda etmeye hazırlanıyor. Belki son uçak 2022'de çıkacak, birkaç yıl daha uçacak 747'ler ama havacılık tarihi çok önemli bir değerini kaybediyor. Çünkü dünya değişiyor ve hava taşımacılığı farklı bir boyuta doğru evriyor. Gelin bu programımızda 747'nin Jumbo Jet ailesinin son modeli olan 8'i inceleyelim. Nasıl tasarlandı, hangi özelliklere sahip, ne amaçla kullanıldı ve sonrasında da niye havacılık taşımacılık tarihinden çekiliyor, buna bakalım. ...1960'lı yıllarda Avrupa'da iki büyük devin rekabeti vardı. Bir tarafta İngiltere ve Fransa'nın ortak geliştirdikleri Concorde, diğer tarafta da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ana yolcu uçağı imalatçılarından biri olan Tupolev'in geliştirdiği Tupolev 144. İki yolcu uçağı da süpersonik, yani sesten hızlı uçabiliyordu. Hedef kıtaların yakınlaşmasıydı. Boeing önce bu yarışa girdi ama daha sonra bu çok pahalı bir proje ve gerekli devlet desteğini alamayacağım diyerek bu projeden çekildi. Ve masaya çok farklı bir kart koydu. Aynı zamanda Boeing'in en büyük o dönemdeki rakiplerinden Lockheed, Amerikan Hava Kuvvetleri için bir askeri nakli uçağı geliştiriyordu. Bu uçağın da adı C-5'ti. Boeing de şu an 747 Jumbo Jet'e çok benzer bir tasarımla ihaleye girmişti. Fakat bu ihaleyi Boeing kaybetmişti. Lockheed C-5 ile Galaxy olarak adlandırılan bu dev nakli uçağıyla yoluna devam etmişti. Boeing hemen projeyi sivile uyarladı ve hava yollarıyla konuşarak 4 motorlu bu dev yolcu uçağı için sipariş toplamaya başladı. En büyük talep de o yılların efsane havayolu şirketi Panam'dan geldi. Panam 747 olarak adlandırılan ve daha sonra Jumbo File atfen adı verilen Jumbo Jet ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyordu. İlk uçuşun arkasından testler ve sertifikasyon hizmetlerinin çalışmalarının ardından ilk 747 1970 yılında Panam renkleriyle gökyüzüyle buluştu. Ve efsane tam 50 yıl sürdü. 50 yılın sonunda 2020'ye geldiğimiz zaman hala üretimde olan 747'ler için ne yazık ki ölüm fermanı Boeing tarafından açıklandı. 747'lerin ilk modelleri 100 ve 200 serileriydi. Daha sonra motorlar güçlendi. 300 serisi çıktı ortaya. Bunlar uçağın birinci nesil modelleriydi. Arkasından 400 serisiyle birlikte Boeing yeni bir adım attı. 1980'lerin ikinci yarısı, 90'ların başından itibaren 747 birçok havayolu tarafından sipariş verildi. Aynı zamanda yolcunun yanı sıra kargo modelleri de hava kargo şirketleri tarafından yoğun olarak kullanıldı. Hatta şu an ACT My Cargo Türk şirketinde de 747-400'lerin operasyonları sürmekte. Boeing bu rekabetiyle birlikte çıtayı daha da yukarı taşımış ve en büyük yolcu uçağını geliştirmiş, imal etmişti. Beklenen karşılık 2000'li yılların başında Avrupalı uçak imalatçısı Airbus'tan geldi. Airbus İki katlı yolcu uçağı A380 ile Boeing'in yıllardır süren hükümdarlığını alaşağı etti ve en büyük yolcu uçağı olan 380 hava yollarının beğenisine sunuldu. Airbus'un A380 adımından sonra 747'ler için adeta sipariş defteri kapanma noktasına gelmişti. Boeing burada stratejik bir adım attı. Önce 747'nin 5.6 metre uzatılmış yeni bir versiyonunu geliştirdi ve bu uçağa da 747-8 adını verdi. Aslında 8 rakamı Boeing'in yeni nesil çift motorlu yolcu uçağı 787'ye atfen verilmişti. Çünkü 747'nin 8 modelinde 787'nin motorları ve kanat teknolojileri yer bulmuştu. 137 ton maksimum kargo taşıyabilen 747-8'in
Freighter yani kargo modeli havayolu şirketlerinden kısa zamanda sipariş almaya başlamıştı. Özellikle uzun menzilli operasyonlarda 747-8 kargolar büyük taşıyıcıların tercih ettiği model haline gelmişti. Buradan da yola çıkarak Boeing daha sonra uçağın kargo modelinden sonra yolcu modelini de geliştirdi ve ilk sipariş de Alman Lufthansa Hava Yolları'ndan geldi. Böylelikle Boeing A380'e tam da olmasa bir karşılık vermiş ve 747'nin son modeliyle yolcu pazarına tekrar geri dönmüştü. Uçak fabrikadan Şubat 2011'de çıkartılırken ben Seattle'daki Everett tesislerindeydim. Havacılıkta rollout olarak adlandırılan bu tören gerçekten büyük önem taşır. Aynı gemilerin kızaktan indirilmesi gibi fabrikadan çıkartılır uçak ve bununla da bir rollout töreni yapılır. Bunu yer testleri ve ilk uçuş çalışmaları izler. Benzer bir konsepte 747-8'in hem kargo hem de yolcu modellerinde olmuştu ve ortaya gerçekten 3 sınıfta 467 yolcu taşıyabilen alt kargo bölümü mevcut 747-400'lerden çok daha büyük yeni bir yolcu uçağı ortaya çıkmıştı. Ve Boeing yaptığı hesaplarda koltuk başına maliyetlerin 747-8'de A380'e göre çok daha ekonomik olduğunu dikkat çekmekteydi. Fakat uçağın yolcu modeli beklenen sayıda siparişi alamadı. Lufthansa, Kore Hava Yolları, Çin Hava Yolları gibi siparişler geldikten sonra enteresan bir pazar 747-8'i çekmeye başladı. Bunlar özellikle çok büyük iş adamlarının kullanmak için sipariş verdiği kabini iş jeti haline getirilmiş özel modellerdi, VIP modellerdi. Bu modelin aynı zamanda bir başka kullanıcısı da ülkelerin devlet başkanları olmaya başladı. Örneğin Katar bu uçaktan sipariş vermişti. İki uçaktan biri daha sonra satışa çıkartıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgi göstermesinden sonra Katar Şeyhi tarafından Türkiye'ye bu uçaklardan biri hediye edilecek ve halen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin VIP pilosunda da bir 747-8 uçağımız bulunmakta. Uçağın yolcu modeli 3 sınıfta 467 koltuk kapasitesine sahip ve 747-8'ler yaklaşık 15.000 kilometre menzile sahiptiler. Ancak önce artan yakıt fiyatları, arkasından yaşanan ekonomik kriz derken pandemiyle birlikte havayolu şirketleri çok büyük sıkıntılar çekmeye başladı. Ve aynı Airbus A380'ler gibi 747-8'lerin yolcu modelleri de hızla emekli edilmek üzere filodan çıkartılmaya başlandı. Şu an yolcu olarak uçan çok az sayıda 747-8 var. Önümüzdeki dönemde bu uçakları yolcu olarak görebilecek miyiz? Açıkçası soru işareti taşımaya devam ediyoruz. Uçakların önemli bir kısmı özellikle de kargo modelleri hem 747-8'ler hem de 747-400'ler yoğun olarak uçuyor. Çünkü bu pandemi döneminde en büyük darbeyi yolcu uçakların altlarında taşınamayan kargo sektörü yedi. Kargo sektörü şu an boş yolcu uçaklarıyla veya diğer kargo uçaklarıyla yoğun olarak sefer yapmakta. Boeing bugüne kadar 153 adet 747-8 siparişi aldı. Bu uçaklardan 90'ı kargo, 47'si de yolcu uçağıydı ve uçakların 137'si teslim edildi. Geriye toplam 16 uçak kaldı. Ortalama Boeing 1,5 ayda bir yolcu uçağı imal ediyor. Bazı aylar 2 ayda bir uçak çıkartıyor ve son uçağın 2022 sonunda imalat hattından çıkartılması öngörülüyor. Bu elde kalan son siparişlerin önemli bir kısmı UPS Hava Yolları'nın kargo modeli. Geri kalan uçaklar da farklı şirketlere ait kargo modelleri. Bu arada tabii şöyle ben bir parantez açmak istiyorum. Amerikan başkanlık uçağı 747 biliyorsunuz bunu kamuoyunda Air Force One Hava Kuvvetleri 1 olarak tanınıyor. Geçtiğimiz yıl Boeing ile yapılan Pentagon arasındaki anlaşmayla 2 adet 747-8 siparişi verilmişti. Bu uçaklar geçtiğimiz Mart ayında Texas'ta San Antonio'daki Boeing'in özel modifikasyon yani değişim yapılan merkezine gitti. Ve burada neredeyse yaklaşık 3-3,5 yıllık bir değişime tabi tutularak bu uçaklar çok özel sistemlere sahip olacaklar. Ve ilerleyen yıllarda muhtemel 2024'te şu an Amerikan başkanının kullandığı Air Force One olarak adlandırılan uçakların yerini alacak. Halen kullanılan uçaklar sivil olarak 747'nin 300 modeli ama üzerine çok büyük değişimler yapılmış, çok büyük farklı sistemlere sahip uçaklar. Bu uçaklar emekli edilecek ve bu uçakların yerinde yeni 747-8'ler alınacak.
Pandemi bazı şeylerin çok hızlı ilerlemesine neden oldu. Örneğin Airbus A380 veya bu videoda anlattığımız gibi 747-8 çok erken havacılık dünyasına veda etmek zorunda kaldılar ama çok farklı planlar, çok farklı programlar var. Örneğin sonradan Airbus A380 operatörü haline gelen HiFly şirketi A380'lerin kabindeki bütün koltuklarını sökerek bu uçakları kargo taşıyacak hale getiriliyor. Bakalım önümüzdeki dönemler içerisinde 747'ler böyle modifikasyonlara sahip olacak mı, geçirilecek mi? Ben de açıkçası merak ediyorum. Çünkü 747-8'ler sahip oldukları General Electric'in imalatı yeni nesil motorlarla, özel tasarım kanatlarıyla gerçekten ekonomik uçaklar ama bazen yüksek operasyon maliyetleri nedeniyle hava yolları, biz her ne kadar uçaklara havacılık aşkıyla baksak da onlar sonuçta mali açıdan bakıyor. Zarar eden bir uçak varsa bu uçakları kullanmıyorlar ve uçaklar bazen planlandığından çok daha erken emekli olabiliyor. Bunların örneklerinde birçok hava yollarında şu an görebiliyoruz. Bakalım ileriki dönemde büyük uçakların biten dönemi tekrar geri gelecek mi? Bunları açıkçası kısa vadede olacağını zannetmiyorum ama kısa vadede belki bunları göremeyeceğiz ama uzun vadede belki çok farklı uçaklar havacılık dünyasında yer bulmaya başlayacaklar. Belki uçan kanatlar yapılacak. Belki elektrik motoruyla çok verimli uçaklar yapılacak ama bunlar için daha uzun yıllar bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Hafta içi her gün saat 19'da yeni bir havacılık videosuyla sizlerle beraber oluyoruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.